Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzun konusu Expressing Preferences, tercihleri ifade etmek. Bununla ilgili size birkaç yapı göstereceğim ama bu videoda sadece would like ve would rather olacak. Bu videonun ikincisi de olacak. Would like istemek anlamındadır. Şimdi olumlu cümle yapısıyla başlayacak olursak subject plus would like plus to plus verb base form. Şimdi burada özneyi kullanıyoruz. Sonra would like, to ve fiilin yalın halini kullanıyoruz. Eğer burada yine bir fiilimsi kullanmak istemiyorsak, sadece bir nesne kullanacaksak, bir isim kullanacaksak burada to'ya gerek yok. Şimdi yanında iki tane örnek vermiş, burada bunu açıklıyor. I would like a slice of cake please. Ben bir dilim pasta istiyorum lütfen diyor. Burada gördüğünüz gibi would like istemekti ve would like'tan sonra fiil kökenli bir fiilimsi getirmemiş. Sadece bir dilim pasta demiş. Yani bir isim kullanmış burada. O yüzden to'yu kullanmamıza gerek yok. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak. I would like to go on a vacation. Ben bir tatile gitmeyi isterim. Bakın burada artık gitmeyi isterim. Yani isterim bizim asıl fiilimizdir. Gitmeyi fiilimsimizdir. Fiilimsi kullanmamız gerektiği için bu cümlede to ve fiilin yalın hali yani to go şeklinde tercih ediyoruz. Olumsuz cümle yapısına bakacak olursak subject plus would not plus would not like plus to plus verb base form. Yine burada olumsuz cümle yapısında öznemizi getiriyoruz. Sonra wouldn't like'ı getiriyoruz. To ve fiilin yalın hali. Yine olumlu cümledeki gibi eğer biz would like'tan sonra ya da wouldn't like'tan sonra bir isim getireceksek, bir fiilimsi getirmiyorsak eğer to'yu kullanmamıza gerek yok. She wouldn't like an expensive bag. O pahalı bir çanta istemez. Bakın burada pahalı bir çanta. Burada bir sıfat tamlaması var. Yani fiilimsi yok. O yüzden to'yu kullanmadık. Alttaki örnekte you wouldn't like to make him angry. Onu kızdırmak istemezsin. Bakın burada istemezsin. Wouldn't like yani bizim asıl fiilimizdir. Ama kızdırmak derken burada yine bir fiilimsi var. Yani to make. To make'i biz to infinitive yapısıyla tercih ediyoruz. Would like'tan sonra. Soru biçimine gelecek olursak. Would plus subject plus like plus noun. Yani isimse sadece ismi getiriyoruz. Ama fiilimsi getireceksek to ve fiilin yalın halini getiriyoruz. Evet. Would'u başa aldık. Would you like an apple? Bir elma ister misin? Şimdi burada would like'tan sonra gelen fiilimsi yok. Sadece bir isim tercih etmiş. O yüzden yine daha önce dediğim gibi to'yu kullanmıyoruz. Would you like to go swimming next week? Gelecek hafta yüzmeye gitmeyi ister misin? Evet, burada gitmeyi demiş. Yani bir fiilimsi. Yani istemenin yanında fiil kökenli bir kelime daha kullanmış. O yüzden biz bunu nasıl yapıyoruz? Would like'tan sonra to ve fiilin yalın hali şeklinde. Hatta burada ek olarak swimming de demiş. Yüzme yani onu isimleştirmiş. Swim'i go swimming şeklinde yani gerund'la isimleştirmiş. To go burada bizim to infinitive yapımız. Swimming ise gerund yapımız olmuş oluyor. Evet, şimdi burada örnek cümleler var. I would like to go to the movies. Ben filme gitmeyi isterim. Evet, burada istemek ve gitmek var bakın. İki fiil var. İstemek bizim asıl fiilimiz. Filme gitmeyi isterim diyor. Çünkü istemek asıl fiilimiz olduğu için gitmeyi derken de biz to infinitive yapısını tercih ediyoruz. To go şeklinde yazıyoruz. Would she like to see a La La Land? Evet, La La Land diye bir film vardı. Geçtiğimiz senelerde çıkmıştı. La La Land'i görmeyi ister mi? Bakın, görmeyi ister mi? İster mi bizim? Asıl fiilimiz görmeyi, fiilimsimiz ve would like'tan sonra to infinitive yapısını tercih ettiğimiz için to see olarak kullanıyoruz. Evet, we use would like to politely express or ask about our wishes.
Evet, biz would like'ı istemek anlamında kullanıyorduk. Bir de istemek anlamında want diye bir fiilimiz vardı. Bunların ikisinin arasındaki fark, would like biraz daha kibardır. Yani bir yerde yemek yerken, bir yerde misafirliğe gittiğinizde ya da rütbe olarak sizden daha üstün birilerinden bir şeyi rica ederken would like'ı kullanabilirsiniz. Kibar bir şekilde dileklerinizi, isteklerinizi would like ile belirtebilirsiniz. Want'ı kullanmaktansa would like daha kibardır, daha tercih edilebilir. Evet, örnek bir diyalog var burada. Do you like tea? Çay sever misin? Yes, I do. Evet, severim. Would you like some now? Şimdi biraz ister misin? No, thank you. Not now. Hayır, teşekkür ederim. Şimdi değil. Evet, burada would you like some now dediğine bakacak olursak, bu cümleye bakacak olursak, to'yu kullanmamış. Çünkü to drink demiyor. Yani içmeyi ister misin demiyor. Yani bir fiilimsi kullanmamış. O yüzden biz burada to'yu tercih etmiyoruz. Yazmamıza gerek yok. Evet, şimdi burada size olumlu soru ve olumsuz cümle örnekleri yazdım. Bunları tek tek okuyacağım ve açıklayacağım. I would like to ask you something. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Yine would like'tan sonra to ve fiilin yalın hali gelmiş. I would like to invite you. Seni davet etmeyi istiyorum. I would like to share my story. Ben hikayemi paylaşmak istiyorum. Bakın burada bu ilk üç cümlede gördüğünüz gibi would like bizim asıl fiilimiz. Sonrasına gelen to ask, to invite, to share bunlar da fiilimsimizdir. Sorulara geçecek olursak, would you like to pay now? Şimdi ödemek ister misin? Evet, burada gördüğünüz gibi would'u başa aldık. Sonra özlemimiz geliyor. Sonra like ve to infinitive yapısı. Would you like a free consultation? Bedava bir danışma ister misin diyor. Burada gördüğünüz gibi would, daha sonra özne gelmiş, daha sonra like ve burada artık a free consultation derken, bedava bir danışma derken isim olduğu için to'yu kullanmıyoruz. Would you like to go to a concert with my friends and I? Arkadaşlarım ve benimle bir konsere gitmeyi ister misin? Bakın gitmeyi ister misin dediği için burada bir fiilimsi var. Gitmeyi bunu da to go şeklinde yazıyoruz. Would you like to come to my party? Benim partime gelmeyi ister misin? Yine gelmeyi ister misin şeklinde gelmeyi derken to come olarak yazmamız gerekiyor. Would you like to go running with me? Benimle koşuya gitmeyi ister misin? Burada yine would like'tan sonra gelen fiilimsiyi to infinitive şeklinde yazıyoruz ve go'dan sonra gelen yine bir fiilimsiyi yani running'i de gerund kullanmış oluyoruz. Önceki slaytlarımda da vardı. Would you like to test drive this car? Bu arabada test sürüşü yapmak ister misin? Evet, burada yine would like'tan sonra to test drive olarak to infinitive yapısını kullanmış. I wouldn't like to buy ticket for that movie. Ben o film için bilet almayı istemiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi would not like şeklinde söyleyebilirsiniz ya da wouldn't şeklinde kısaltabilirsiniz. I wouldn't like to use anyone else's property. Ben başka birinin eşyasını kullanmayı istemiyorum, istemem. I wouldn't like to have dinner at home tonight. Bu akşam evde akşam yemeğini yemek istemiyorum. I wouldn't like to sing on stage. Sahnede şarkı söylemeyi istemiyorum. Yine gördüğünüz gibi wouldn't like'tan sonra eğer biz bir fiilimsi getirmek istiyorsak to infinitive yapısını tercih ediyoruz. Would rather tercih etmek anlamında. Eğer tek bir seçeneği tercih ediyorum demek istiyorsak hemen bu slide'da bunu öğreneceğiz.
İlk önce would rather ile nasıl cümle yapıyoruz? Burada formülü var. İlk başta özneimizi yazıyoruz. Daha sonra would rather. Öznemiz ne olursa olsun would rather'ı kullanıyoruz. Daha sonra verb in base form. Yalın halde fiilimizi kullanıyoruz. Would like'ta ne vardı? Would like'tan sonra to ve fiilin yalın haliydi. Would rather'da ise would rather'dan sonra direkt fiilin kendisini hiçbir ek kullanmadan bear infinitive demiştim. Infinitive konusunda daha önceki videolarda bear infinitive konusunu hatırlıyorsanız eğer bear infinitive'ı burada kullanıyoruz. Yani sadece fiili kullanıyoruz. To'yu kullanmadan sadece fiili yalın haliyle kullanıyoruz. Örneklere bakacak olursak. We would rather go early. Erken gitmeyi tercih ederiz. Bakın burada erken gitmek tek bir seçenektir. Tek bir seçenekle de bu şekilde cümle kuruyoruz. Would rather'dan sonra da hiçbir şey gelmeden fiilin yalın haline getiriyoruz. I would rather not see an action film today. Bugün bir aksiyon filmi izlemeyi tercih etmiyorum. Şimdi olumsuz cümle yapısındaysa would rather'da would rather not şeklinde yapıyoruz. Wouldn't rather değil de would rather not. Bu da telaffuzu daha kolay olduğu için would rather not şeklinde kullanmamız gerekiyor. Would like'ın yani wouldn't like'ın aksine. Evet, would rather'ı iki seçenekli cümlelerde nasıl kullanıyoruz? Yine özlemimizi başa yazıyoruz. Would rather ve yine fiilin yalın hali yani birinci tercihimizi yazıyoruz. Yani tercih ettiğimiz olayı yazıyoruz, sonra then kullanıyoruz ve ikinci seçeneği yazıyoruz. Şimdi örnek cümlelerde daha net anlaşılacaktır. He would rather drink soda than water. O su içmektense soda içmeyi tercih eder. Bakın gördüğünüz gibi would rather'dan sonra fiilin yalın halini kullandık ve ilk tercih ettiği yani tercih ettiği nesneyi ya da fiili başta kullanıyoruz. Daha sonra then kullanıp neye tercih ediyorsa onu en son yazıyoruz. Tercih edileni would rather'dan sonra yazıyoruz. Daha sonra then en sonunda da tercih edilmeyeni yazıyoruz. I would rather watch Netflix than television. Ben televizyon izlemektense Netflix izlemeyi tercih ederim. Yine would rather'dan sonra tercih ettiğini kullanıyor. Sonra then kullanıyor. Sonra tercih etmediği diğer seçeneği söylüyor. We would rather not get an injection than miss class. Sınıfı kaçırmaktansa aşı olmamayı tercih ediyor. Şimdi burada yine gördüğünüz gibi ilk başta tercih etmediğinden bahsediyor. Daha sonra then'i kullanıyor ve ikinci seçeneği yazıyor burada. Evet, would rather'ı şimdi sorularda göreceğiz. Would'u biz başa alıyoruz. Yani özne ile ikisinin yerini değiştirmiş oluyoruz burada. Şimdi ilk başta olumlu bir cümle örneği vermiş. John would rather have a dog than a cat. Bir kedidense köpek sahibi olmayı tercih eder. Tercih ettiğini ilk başta yazmış. Evet, burada soruyu yaparken would ve John'u yani özneyi yer değiştiriyoruz. Would John rather have a dog or a cat? Evet, soru sormuş oluyor. Bir kedidense köpek sahibi olmayı tercih eder mi? Demiş oluyor burada. Örnek cümlelere bakacak olursak. Would you rather buy a Tsuru or a Voco? Evet, bunların ikisi araba markası oluyor. Bir Voco mu yoksa Tsuru'yu mu almayı tercih eder diyor. Would you rather have math class or history class? Matematik dersini mi yoksa tarih dersini mi almayı tercih ederler? Diyor burada. Would you rather do nothing today? Bugün bir şey yapmamayı mı tercih ediyorsun anlamında. Evet, burada yine bir diyalogumuz var. Would you prefer to watch an action film or a horror film tonight? Sen bu akşam bir aksiyon filmini mi yoksa korku filmini mi tercih edersin? I would rather watch a horror film. Korku filmini izlemeyi tercih ederim. Yine burada gördüğünüz gibi ikinci cümlede would rather'ı
Bu şekilde kısaltabiliyoruz. Kesme işareti D şeklinde. Would like'ı da öyle yapabiliyorduk. Would rather'ı da aynı şekilde kısaltabiliyoruz. Evet. I would rather be sleeping. Uyuyor olmayı tercih ederim şeklinde. Yine bu şekilde de kullanabilirsiniz. Would rather'dan sonra fiil yalın gelmiş ve uyuyor olmayı dediği için de sleeping şeklinde. Be'den sonra gerund'ı tercih ediyoruz. Evet, örneklere gelecek olursak. Burada would rather ile ilgili örneklerimiz var. Burada fiilleri çekimlemiş olacağız would rather'a göre. He would rather save up than spend all his money. O tüm parasını harcamaktansa biriktirmeyi tercih eder demiş olduk. İlk başta biriktirmeyi dediği için biriktirmeyi tercih ediyor. Yani tercih edileni ilk başta, yani would rather'dan sonra kullanıyoruz. Tercih edilmeyeni diğer ikinci seçenek olarak yazıyoruz. Then'den sonra. Ve bildiğiniz gibi would rather'dan sonra zaten bare infinitive, yani sadece fiilin yalın hali geliyor. The students would rather study the same thing over and over again and get bad marks in their tests. Öğrenciler aynı şeyi tekrar tekrar çalışmayı tercih ettiler. Neye göre? Sınavlarında kötü not almaktansa aynı şeyleri tekrar tekrar çalışmayı tercih ettiler. Yani tekrar tekrar çalışmayı tercih ediyorlar kötü not almaya. They would rather she make her own mistakes in her test tomorrow than do the work for her. Onun için işi yapmaktansa yarın sınavında kendi hataları yapmasını tercih ediyorlar. Evet, burada yine gördüğünüz gibi onlar tercih ediyor dedikten sonra ayrı bir özne kullanmış. Yani burada ayrı bir cümle kullanmış. Yani kendi yaptıklarını değil de onun yaptığı, onun bir şeyi yapmasını tercih ediyorlar. Yani ayrı bir cümle şeklinde bu şekilde devam edebiliyoruz. Evet, son olarak would like egzersizlerine geçecek olursak. İlki zaten örnek olarak yapılmış. I am thirsty. I would like a glass of water, please. Ben susadım. Bir bardak su istiyorum, lütfen. Şimdi ikinci de bir soru cümlemiz var. Soru cümlelerinde bildiğiniz gibi would'u başa getiriyorduk. Sonra öznemiz geliyordu. Sonra like geliyordu. Would you like a break? Bir ara ister misiniz? Yes, we would. Evet, isteriz. I don't understand this. I would like some help with my homework. Bunu anlamıyorum. Ödevimde biraz yardım istiyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi some help demiş. Biraz yardım demiş. Yani bana yardım etmeni istiyorum gibi, yani bir fiilimsi kullanmamız gerekmemiş. Sadece yardım, yani bir isim kullanmış. O yüzden would like kullanıyoruz. To'yu kullanmamıza gerek yok. Patrick would like to go to the supermarket. He needs milk. Patrick süpermarkete gitmeyi istiyor. Onun süt ihtiyacı var. Evet, burada gördüğünüz gibi boşluktan sonra go verilmiş. Yani bir fiil verilmiş ve bizden burada fiilimsi olarak onu kullanmamızı istiyor. O yüzden would like to şeklinde kullanıyoruz. Üçüncü cümlede boşluktan sonra isim geldiği için sadece would like kullanıyorduk. Dördüncü cümlede boşluktan sonra go, yani bir fiil geldiği için ve bunu bizim de fiilimsi yapmamız gerektiği için would like to olarak kullanıyoruz. Çünkü bir cümle içinde arda arda iki tane ana fiil kullanılmaz. Bizim burada would like bizim asıl fiilimizdir. Daha sonraki geleni de fiilimsi yapmamız gerekiyor. Would Tom like to come with us? Yes, he would. Tom bizimle gelmeyi istiyor mu? Evet, istiyor. Yine soru olduğu için would'u başa aldık. Sonra özlemiz, yani Tom işi yapan kişi geldi. Sonra like'ı kullandık ve boşluktan sonra come, yani gelmek
fiil olduğu için bunu da fiilimsi yapmamız gerektiği için to come şeklinde bu cümleyi oluşturmamız, tamamlamamız gerekiyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.